Ahmet Kekeç, tıynetiniz böyle, siz değişmezsiniz. İsa Gök müydü? Hani şu dublaj Türkçesiyle konuşan CHP milletvekili. Halkı taşlı sopalı sokak sokak direnişe çağırmıştı. Neye karşı? Herhalde yeni anayasa tehlikesine karşı. Darbecilerin yaptığı anayasalardan müştekiymiş görüntüsü verirler. Beşi bir yerde anayasası diye güya dalgalarını geçerler ama değiştirilmesi ihtimali belirince de çark ederler. Halkı taşlı sopalı direnişe çağıran arkadaşlar meşruiyetlerini Mustafa Kemal'in olmayan Bursa nutkundan aldıklarını söylüyorlardı. Mustafa Kemal diyesiymiş ki bir tehlike sezdiğiniz an bu devletin polisi, jandarması, kamu düzeni var demeyeceksiniz derhal duruma el koyacaksınız mealen aktardım. Bunu Türk gençliğine söylemiş. Menderes'e astıranlar da devletin polisi, jandarması, kamu düzeni var dememişlerdi. Duruma el koymuşlardı. Yani darbe yapmışlardı. Meşruiyetlerini de Mustafa Kemal'in olmayan Bursa nutkuyla İsmet Paşa'nın şartlar olgunlaşırsa darbe meşru haktır fetvasından almışlardı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına getirildiğinde, yenileşme sadedinde ve beklenmedik bir biçimde 27 Mayıs darbesine eleştiren bir açıklama yapmış, hayretle karşılanmıştı. Partisinden de tepki almıştı tabii. CHP'liler devrim nazarıyla bakarlar çünkü 27 Mayıs'a. Toz kondurmazlar, Menderes konusunda nedamet getirenleri de tahkikat komisyonu kurdurdu, basını susturdu, asılması haktı diye püskürtürler. Partisinden tepki almıştı ama Kemal Bey'in çarkçı niteliği henüz bilinmiyordu. Hayır hayretle karşılanan bu açıklamasından sonra tüy dikti dedirten bir başka açıklama yaptı ve ilk söylediklerini tekzip yahut tevil yoluna gitti. Gazeteci Can Dündar soruyor. İsmet Paşa şartlar olgunlaşırsa darbe meşru haktır diye bir beyanat vermişti. Katılıyor musunuz? Kemal Bey cevaplıyor. Evet tabii öyledir. Meşru haktır. Elbette öyleydi. Sandıktan çıkamayan ve iktidar umudunun ordunun yaratacağı oldu bittiye bağlamış CHP'liler için darbe elbette meşru haktı. İsmet Paşa'nın açtığı çığırda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen Kemal Bey, önceki gün yine tüy dikti dedirten bir açıklama yaptı ve şu manidar ifadeyi kullandı. Halkın direnme hakkı doğmuştur. Burada anahtar ifade direnme hakkı. Bu lafı ilk 27 Mayıs öncesinde duymuştuk. Darbeyi pişirenler içinde halkın direnme hakkı ifadesinin geçtiği kışkırtıcı yayınlar yapıyorlardı. Nitekim darbeyi gerçekleştirenler halkın direnme hakkı doğduğu için bu işe yeltendiklerine dair acul bir açıklama yapmış, darbelerine meşruiyet atfetmişlerdi. Kemal Bey'in eylemine bir isim bulmak lazım darbe çağrısı. Darbe suçunu ağır müeyyidelere bağlayan Türkiye Cumhuriyeti yasaları, darbe çağrısı içeren söz ve davranışları da yasaklıyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in konuşması alenen darbe çağrısı içermektedir ve adli bir soruşturmanın konusu olmalıdır. Bundan sonra iş fezleke sever savcılara düşüyor. Bakalım alenen darbe çağrısı yapan Kemal Bey hakkında soruşturma açılacak mı? Eylemleriyle ilgili fezleke düzenlenecek mi? Düzenlenen fezleke meclise gönderilecek mi? Bakalım Bakalım basına darbe diye Samanyolu müesseseleri ve Bankasya önünde helak olan Mahmut Tanal meclise darbe isteyen genel başkanının sözlerinin müeyyideye bağlanması gerektiğini savunacak mı? Ahmet Kekeç Star